gerek Refah Partisi ile ilgili Avrupa'da, Batı'da diyelim ve hakeza Batı'ya da dünyaya da şu anda önderlik ettiğini söyleyen ve hükümran olan Amerika'da Refah Partisi ile ilgili koparılan fırtınaların tıpkı Türk basınında durup durup Cemalettin Kaca şeyi Kaplan için işte efendim kara ses geldi geliyor bilmem filan falan demesine benziyor. Nedir peki amaçları? Yani onu bahane ederek sahih İslam'a sahip çıkmak isteyenlerin bu arzularını kursaklarında bırakmak. Amerika'nın ve Batı'nın da Türkiye'de refahla ilgili tavrı tıpkı basının Cemalettin Kaplan'la ilgili tavrının paralelinde ve aynı cinsten aynı keyfiyette tavırlardır. Onlar refahı bilmiyor mu? Bu işlerin uzmanı adamları var. Türkiye'de yaşamıyor. Adam geliyor 3 gün 4 gün Ankara'da bir otelde kalıyor. Gidiyor New York Times'te yok bilmem nerede. Time dergide bir makale yazıyor. Ana! Kılcal damarlarına varana kadar o toplumdaki siyasi vetireyi, vakayı bir yazmış hayret. Türkiye'de yaşayan öyle bilmiyor. Tabii bizim gibi özel olarak ilgilenenler hariç. Hayret etmemek mümkün değil. Bu kadar refahı yeni mi tanıyacak onlar? Bir televizyon programında Aydın Menderes'in Demokrat Partisi'nin ki o zamanki adı Büyük Birlik Partisi mi? Yok. Ne? Büyük Değişim Partisi. Evet. Senin başkan yardımcısı olan Profesör Mahir Kaynak var veya kurucularından. Ona o televizyon muhabiri, Flash televizyonu Ankara, İstanbul ve Bursa'da yayın yapan o televizyon muhabiri diyordu ki işte Sayın Kaynak bir şey oldu ve dedi ki adam Mahir Kaynak eski MİT'çi olarak emekli MİT bilmem nesi filan emekli olduktan sonra MİT'e daha fazla hizmet ediyor adam aslında. İşin bu da ayrı bir yanı. Onun ağzından bir söz çıktı. Yani Türkiye'de hiçbir parti Amerika yeşil ışık yakmazsa iktidar yüzü göremez. İktidara gelemez. Yani bu şu an için geçerli kuraldır dedi Mahir Kaynak. Bunun üzerine muhabir belki aklına gelmeyecekti böyle bir şey aklına ama bu kadar açık bir ifadeden sonra sorusunun yönünü çevirdi ve dedi ki peki Sayın Kaynak siz de bir parti kurdunuz, kurucularındansınız ve şu anda da işte genel başkan yardımcısı yahut genel sekreteri neyse yani. Genel bu, başkan yardımcısı. Evet, bu durumdasınız. Peki siz iktidar düşünmek istemiyor musunuz, iktidar istemiyor musunuz, siz seçimlere girmeyecek misiniz? Gireceğiz dedi o. Dedi peki sizin için biraz evveliniz şey, sizin için mevzu bahis değil mi? Dedi efendim bizi onu bunu yok. Herkes için geçerli bu. Bizi de kapsamına alıyor dedi açıkça. Dedi peki o zaman ne değişecek? Yani diğer partilerle aranızda ne fark olacak? Niye ayrı bir parti kurdunuz? Madem Amerika'ya tabi olacaksınız. Madem Amerika'dan yeşil ışık görmeyince kırmızı yaktı dur. Portakal rengi yandı yavaşla. Yeşil yandı geç. Alayınız bu konuda birbirinize benzeyecek. Niye ayrı bir parti kurdunuz o zaman dedi muhabir. Verdiği cevap çok enteresan. Aynen hafızamda. Diyor ki efendim diğer partilerle bizim aramızdaki fark şu. Diğer partiler Amerika'ya söz veriyorlar. Amerika yeşil ışık yakıyor şey. Ama dalıyorlar ve unutuyorlar yeşil ışığı. Bazen kırmızı ışıkta, bazen turuncu ışıkta da geçiyorlar. Fakat biz asla öyle yapmayacağız. Yani hep kırmızıda duracağız, turuncuda yavaşlayacağız, yeşilde geçeceğiz. Yani farkımız bu. Hani farkımız fiyatımız var ya veya biz işte Osmanlı Bankası'yız o kadar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradan hareketle teşmil ederek söylüyorum. Refahı Amerika da biliyor, Batı da biliyor. Çünkü Türkiye onların babasının çiftliği gibi dileyen elini kolunu sallaya sallaya geliyor. En yüksek makamı ihraz edenden tutun en alt kademeye kadar. Adam Çorum'un köyüne de gidiyor. Hiç ne geziyorsun hemşerim sen buralar nere sen kimsin diyen de yok. Değil mi? Ve böyle röntgenini çekiyor toplumun, siyasilerin yani bilinç altında, bilinç üstünde ağzından çıkan çıkmayan nesi var nesi yok. Böylesi bir ülkede nasıl olur da Amerika veya Batı diğer partileri tanır böyle içini dışını da refahı bilmez. Refah kapalı kutu mu, kara kutu mu, şu uçakların kara kutusu mu yani? Değil.
Açıkta ortada bir siyasi parti ve 25 senedir var bu, 25 gündür yok, çeyrek asırdır var. Bunların adamlarını da tanıyor, kendilerini de tanıyor, bakanken ne yaptılar, bakmazken ne yaptılar. Yani hepsini Amerikan Sefareti'nin bir sürü CIA'ye, Pentagon'a, Beyaz Saray'a çalışan personeli var.